Çok muhterem Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Aş Bey, kıymetli hazırın, ekranları başında bizleri izleyen yüce Türk milleti, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, bu programlar tarihi bir görev icra etmekte. Özellikle milli kahramanlarımız programlarıyla birlikte Türk kimliğinin ayaklar altına alındığı bir dönemde çok muhterem hocam, Türk kimliğinin ne anlama geldiğini bu millete tekrar hatırlatmak istemektedir. Bakınız, her tohum kendi bünyesinde taşıdığı bitkinin organik bileşiğini bulundurur. Yani siz bir mısır tohumuna baktığınız zaman onun yaprağının, gövdesinin ve meyvesinin ürününün nasıl olduğunu bilirsiniz. Eğer onun genetiğini bozarsanız o ürünü kullandığınız zaman doğal olarak hasta olursunuz. İşte Türk kimliğinin de kardeşlerim, bütün insanlık Türk denildiği zaman onun hangi özellikleri taşıdığını çok iyi biliyor. Daha geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Balkan gezisine çıkıyor. Balkanlardaki oradaki Müslüman kardeşlerimiz Başnaklar diyor ki ne oluyor bu başbakana? Ben Türk kimliği ayaklar altına aldım diyor. Sırbı diyor ki biz Müslümanız. Biz Türk olmakla gurur duyuyoruz. Makedonu diyor ki Alanı diyor ki aynı şekilde biz Türk olarak kendimizi addediyoruz. Kısaca şunu anlatmak istiyorum kardeşlerim. Türk dediğiniz zaman o İslam'la özdeşleşmiş bir kimliktir. Ve Sayın Milli Savunma Bakanı buna cevap veriyor. Çok enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki Avusturya'da 1500'lü yıllarda hazırlanan haritanın orijinalinde bakın Osmanlı İmparatorluğu geçmiyor. Ne geçiyor? Türk İmparatorluğu geçiyor. Yani Müslüman İmparatorluğu diye geçiyor arkadaşlar. Bu kimliği ayaklar altına alınıyor. Hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu kimliği tekrar Haydar Baş Bey bu millete ne anlama getirdiğini anlatması açısından çok önemlidir. Bu kimliği çok iyi tanımamız gerekiyor. İşte bu kimliğin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunun ne anlama geldiğini dünyada her yönüyle birlikte ortaya koyduğu projelerle birlikte Türk'ün nasıl bir kıymet olduğunu, onun kimliğinin İslam olduğunu, o İslam'la birlikte beslediği inancının neticesinde ortaya bütün dünyayı kurtaracak projeler koyduğunu görüyoruz. Ben kısaca Duma'ya değinmek istiyorum kardeşlerim. Ben hasbelkader iyi de bir matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda mühendisim. Yani hesap adamıyım ben. Haydar Baş Bey'in modelini izlediğiniz zaman göreceksiniz ki toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, onun matematiğini yazan Rus bilim adamı diyor ki ben hayretler içerisinde kaldım. Her okuduğum zaman bunda yeni kodlar keşfediyorum. Niçin yeni kodlar keşfediyor kardeşlerim? Toplumun işçisini, köylüsünü, memurunu, çocuğunu, gençliğini, yaşlısını, özürlüsünü, bütün kesimlerini içine alarak bir formüle edilmiş programdır. Siz bu programı matematiğini yazdığınız zaman hangi ülkede uygularsanız uygulayın, o ülkede mutlaka huzur vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. İşte Rus ya Başbakanı Putin bunu gördüğü için çözüm olarak kurtuluş ritesi olarak bunu gördüğü için kardeşlerim Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i Duma'ya çağırıyor ve orada Haydar Baş Bey ortaya koyduğu anlattığı bu modeli ayakta alkışlıyorlar. Bakın bu modelin en önemli özelliği kardeşlerim. Toplumun bütün kesimleri kucaklaması hasebiyle birlikte hem tam İslam'ı sağlayan hem adil paylaşımı sağlayan, toplumun bütün kesimlerini mutlu eden bir programdır. Diğer ekonomi programlarına baktığınız zaman, bu programlar arkadaşlar, bakın çocuklarınız okuyorsa, öğretmenler zaman zaman ödev veriyor. Mesela sayı aritmetikleri var. 2, 4, 6, 8, ondan sonra bakıyorsunuz ki 13, 14. Bir kural yok. İşte gerek kapitalizm, gerek sosyalizm, gerek diğer ekonomi sistemleri, belli kesimleri ele alarak yazıldığı için
her zaman uygulandığı toplumlarda haksızlık olmuş, adaletsizlik olmuş, huzur olmamıştır. Oysa Haydar Başbey'in ortaya koyduğu model belli kesimleri değil, bütün kesimleri kucakladığı için ne olmuştur? Uygulandığı her yerde huzur getirmiştir, mutluluk getirmiştir, barış getirmiş. Son olarak diyorum ki kardeşlerim, Türk'ün şanlı bayrağını Moskova'ya asacağız diyenler, Haydar Başbey o bayrağı Moskova'ya açtı. Siz neredesiniz? Dağ taşa, tüm dünyaya, Moskova'nın dağlarına tek göz bir İslam yazacağız diyenler, işte Haydar Başbey Rus parlamentosunda ne mutlu Türk'üm diye dediler, ne mutlu Müslüman'ın demişti artık. Siz neredesiniz? Bir çift sözüm de devrimcilere var kardeşlerim. Onlar hatırlarsanız Orak Çekiş Bayrağı ile birlikte tek yolla olayım diyerek Rusya'ya yönlerini yönlendirmişti. Putin sosyalizmi denedi, komünizmi denedi, kapitalizmi en son denedi ve ayaklar altına alarak yönünü Profesör Doktor Haydar Başbey'e çevirdi. Devrimci kardeşlerim, sizin yeriniz de burasıdır. Siz neredesiniz? Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum.